geldiniz. Bu açılışı yapmak için bizi Türk Hava Yolları Müdürü Osman Bey, Haringey Belediye Başkanımız Ali Bey ve ben Nuri Bey bu şerefi bize nail gördüler. Hepsine teşekkür ederiz. Hayırlı işler, hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah ya Bismillah. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Londra Müdürümüz Osman Bey ile röportajımızla devam ediyoruz. Merhaba, nasılsınız Osman Bey? Sağ olun, sen nasılsınız, iyisiniz? Bizler de iyi. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle olarak Sinan Bey ve ekibini tebrik ederim. Hayırları vesile olsun. Hayırlı, bereketli kazançlar. Onlar aracılığıyla Londra'nın bu kısmına da ulaşmış oluyoruz. Tebrik ediyoruz. Peki siz Londra'da bulunan acenteleri, bunu Türkiye'yi tanıtımlar, yurt dışı tanıtımlar olsun nasıl buluyorsunuz? Ya da neler yapmalılar kendimizi daha fazla geliştirebilmemiz, ülkemizi daha iyi tanıtabilmemiz açısından? Vallahi gerekli faaliyetleri bulunduklarını ben düşünüyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler onlara mümkün mertebe destek oluyoruz. Buna benzer açılışlarımızı hep destekledik, destekleyeceğiz. Vatandaşlarımıza ve Türkiye'ye giden herkese bir aracı olarak hizmet ediyorlar. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Turizmciler olsun ya da iş yeri açmak isteyenler olsun. İngiltere'deki iş adamlarının çalışmalarını, başarılarını nasıl buluyorsunuz? Çeşitli vesilelerle bize gazetelerden duyuyoruz. Toplantılarda görüyoruz, konuşuyoruz. Çok mutluluk duyuyoruz. Onların varlığı bizler için de çok önemli. Hepsi tescilli birer marka. Destekliyoruz kendilerini. Peki çok teşekkür ederiz röportajınız için. Sağ olun, teşekkür ederim. Yanımda turizm ateşimiz var. Merhaba, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, Selçuk Can ismim. Kültür ve turizm ateşisiyim burada Türkiye'nin. Açılışla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sanırım 5. şubesini açmışlar Haringey bölgesinde. Haringey oldukça fazla Türklerin yoğun olduğu bir bölge. Peki açılışla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii bildiğiniz gibi seyahat ajantaları turizm sektörünün olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Çünkü bir turizm ürünü tüketicilerle buluşturuyorlar. Dolayısıyla böyle Türkiye spesyalisti seyahat ajantılarının yeni şube açmaları çok olumlu olarak değerlendiriyoruz. Türkiye spesyalisti seyahat ajantaları kriz dönemlerinde dahi Türkiye'ye olan turlarından vazgeçmiyorlar. O nedenle bunlar çok önemli. Peki ülkemize daha çok turist gönderebilmemiz açısından neler yapmalıyız, neler gerekli? Tanıtımlarla ilgili olsun, ülkemizi daha iyi tanıtabilir miyiz ya da neler yapılmalıdır? Bununla ilgili de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, biz kendi Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği olarak şu andaki birkaç faaliyetimizden bahsedeyim isterseniz. En önemlisi ülkenin imajıyla ilgili bir çalışmamız var. Bu kapsamda Liverpool Yiyecek ve İçecek Festivali'nin destinasyon partilerini Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı yapacak. Özellikle Türk yemeklerini tanıtmayı amaçlıyoruz. Diğer taraftan bildiğiniz gibi Londra'nın en büyük festivali, daha doğrusu dünyanın en büyük yiyecek ve içecek festivali Taste of London Haziran ayında Londra'da olacak. Bunun da bu yıl ilk defa Türkiye destinasyon partilerini yapacak. Dolayısıyla ülke imajını biraz daha alternatif turizm anlamında veya turizm yemekleri, kültür anlamında tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi yanımızda ortaklardan Sinan Bey var. Sinan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz. Diğer ortaklarla görüştük Ride Holidays'in. Burada verilecek olan hizmetleri konuştuk. Fakat ben Sinan Bey'e biraz daha fazla detay sormak istiyorum. Burada ne gibi hizmetler vereceksiniz Sinan Bey? Kesinlikle öncelikle uçak bileti herkesin yaptığı gibi biz de yapıyoruz. Özel uçak biletleri, paket tatili yapıyoruz. Sadece otel rezervasyonunu yapıyoruz. Otel artı kar hayır, yani araç kiralama yapıyoruz. Bizim bespoke holidays dediğimiz, yani yolcunun isteklerine göre tatil ayarlayabiliyoruz. Tailor made, bespoke şeklinde tatil ettiğimiz. Aynı zamanda özel Disneyland turlarımız var. Çocuk dahileri için yılın böyle half dönemlerde okul tatillerinde özel tatiller düzenliyoruz. Kendi yolcuları gelip grup olarak gelen yolcularımız var. Biz 15 kişiyiz. Sadece bizim için tatil düzenleyin diyorlar. Onlarla konuşuyoruz. Onların isteklerine göre sadece özel tatiller düzenleyebiliyoruz. Private
özel araçla alınıyorlar, özel araçla gidiyorlar, uçakta onlar oluyorlar. Peki işin içerisinde aileler olduğu zaman ya, tatiller bildiğiniz üzere pahalı oluyor bazen. Bununla ilgili uygun ödeme kolaylıkları sağlıyor musunuz? Şimdi dediğim gibi bazı özellikle bütün otel ödemelerinin hepsinde taksitli imkanımız var paket tatillerde. Gitmeden biz rica ediyoruz bir ay öncesine kadar istinad durumlar dışında bir ay öncesine kadar tatil imkanı veriyoruz.